Amaç, araç ve semboller. Hızla değişen bir dünyanın içine girdik. Bu girişi istekli yapmadık, istekli de çıkmayacağız. Dilekçe vererek gelmediğimiz yeryüzünden istemesek de ölümü tadarak ayrılacağız. Hedefimiz huzur ortamında olmak. Oturduğumuz mekanlarda, yaşadığımız topraklarda saygı, sevgi ve güven üçgeninde mutlu olmak. Her zaman gülmek isteriz. Lakin yaşadıklarımız ve şahit olduklarımız bunun mümkün olmadığını gösteriyor. Peki, gerçekten bu mümkün değil midir? Aslında bizler mutlak adalet, mutlak mutluluğun ancak cennette olduğunu, bu esenlik yurdunun sahibinin kim olduğunu, esenliğin sahibinin esenliğe çağırdığını, dileğini doğru yola ileteceğini biliriz. Doğru yola tabi olmanın, sorumluluklarımızın farkında olarak kötülükleri terk edip bize hayat verecek her şeye kulak vermekle olacağını da biliriz. Niyetlerimize vakıf olan yaratıcının kalbimizden geçenlere şahit olduğunu, kalplerimizin içindekilerle Allah'ın rızasına ulaşabileceğimizi, imtihanımızın bilgiyle değil, hal ve hareketlerimizle olacağını da biliriz. O halde bizi yüce yaratıcıya yaklaştıran nedir? Bizler isteklerimizi, arzularımızı, inançlarımızı, düşüncelerimizi, beklentilerimizi kısa sembollerle anlatırız. Semboller bizi hedefe ulaştıran en kısa yollardır. Kısa söylem ya da resimlerle menzile giden yol anlatılır. Trafik işaretleri gibi. Peki, bizi hedefe ulaştıran sembollerimiz nelerdir? İsimlerimiz, inançlarımızın simgesidir. Başörtüsü dini bir semboldür. Hayat tarzımız, inancımızın, ahlakımızın, kişiliğimizin sembolüdür. Ben Müslümanım, diğer insanlardan Müslüman muamelesi görmek istiyorum demektir. Allah'ın belirlediği bir semboldür. Neredeyse bütün semboller diğer insanlara kendini tanıtmak içindir. Nitekim semboller birer araçtır. Kendimizi tanıttığımız son derece işe yarayan araçlardır. Eğer araç olmaktan çıkartılıp amaca dönüşürse sorun olur. Müslüman ismi bir semboldür, bir araçtır. Amaç haline getirilirse cennete gidileceğine kesin gözüyle bakılır. Cennetlikler bellidir. Sorumluluğunun bilincinde olan, Allah'a karşı saygısından ve sevgisinden dolayı hata yapmaktan korkan, dengeli, kötü huy ve davranışlardan uzak duran, hem bu dünyada hem ahirette cennettedir. Cehennemlikler de bellidir. Sorumluluğunun farkında olmayan, olumsuz, yüz çeviren, azgın, hayasız, iyilik ve nimetlere karşı inkarcı, cimri, müsrif, günahkar olanlardır. İşte bunlar dünyada da hem de ahirette cehennemde olanlardır. Cennetlikler, müminler, cehennemlikler, müşrikler, kafirler, münafıklardır. Mümin olmak için Allah'a bir olarak inanmalı, inancımızla ve hayat tarzımızla teslim olmalıyız. Allah'a layıkıyla kulluk etmeye çalışmalıyız. O zaman bizler İslami emirleri ve nehileri vasıtayı yani aracı, bunun yanında gayeyi yani amacı çok iyi bilmeliyiz. Vasıta, araç. Allah'a ulaştıran bütün hareketlerdir. Bizi iyiliklere götürecek ve kötülüklerden alıkoyacak ritüel olan namaz. Temizleyecek, takvaya eriştirecek olan oruç. Merkezde Allah'ın olduğunu, kardeşliği anlatan hac, hakikat ve hikmeti anlamaya vesile olan, Allah'a yaklaştıran nebiler. Olgun anlamda Allah'la kul arasındaki ilişkiyi sağlayan vasıta, örnek nebilerdir. Bütün bunlar birer semboldür ve hidayet aracı olarak görmezsek sonunda sapkınlık olur ve tapınılabilir. Gaye, amaç, hedef. Allah'a ve ahirete imandır. Bu, hayatımıza anlam katar. Allah mefhumu yoksa var olmanın hiçbir anlamı olmaz. Ahiret hayatı, adil bir hayatın olmazsa olmaz şartıdır. Yoksa zalimin yaptığı yanına kâr mı kalacaktır?
bize her konuda örnek olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam bugün benim yerimde olsaydı ne yapardı, ne anlatırdı diye sormalıyız. Hepimiz böyle düşünmüş olsaydık o mükemmel İslam toplumunu yeniden ikame edebilirdik. Bütün dünyanın çehresi de değişirdi. Tıpkı Resulullah Aleyhisselam Efendimizin yaşadığı asr-ı saadet yılları gibi. Denemekte fayda var. Ne dersiniz? Allahu Ekber. Allah.